Evet kıymetli dostlar, hepinize tekrar tekrar selamlıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar biraz doğaçlama bir video çekeceğim. Hakkınızı helal edin. Beğenmezseniz de beğenmedim deyin açık açık. Beğenmeyen de cincin olsun. Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme üstüne gönderme geldi. Öncelikle Süper Kupa maçı için gönderme geldi. Aslında neler neler oldu. Ne ababam sınıfları, ne bababam ababam sınıfları, neler neler oldu. Ancak bakın bu sefer kimler geldi paylaşımı. Hatırlarsanız Galatasaray Süper Kupa maçında Fenerbahçe futbolcularını kandırmış. 18 yaşın altındaki futbolculara yalançılık yapmış. Futbolcuları kandırarak topu taca atacağız demelerine rağmen 52. saniyede Icardi ile golü bulmuştu. Ancak Fenerbahçe'ye yani intikamı o kadar güzel aldı ki. Yani o kadar güzel aldı ki. Şimdi bitti mi bitmedi. Galatasaray'ın yalan söylerken burnu büyümediği için de çok güzel bir şekilde yalan söylemeyi artık adet edinen bir başkanı var. Dursun Özbek. Ve Dursun Özbek bugün enteresan konuşmalara imza atmış. Bakın bir insan kendini bu kadar madara edebilir, bu kadar rezil edebilir. Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 yendi mi? Yendi. Dursun Özbek basın toplantısı düzenlemiş. Yerden Timur'la birlikte. Yani inanılmaz şeyler ya. Hani Fenerbahçe şey demiş. Ben size şöyle anlatayım. Bu ligi bitirtmeyiz demiş. Elimizde var kayıtları var demiş. Tabi savaşsa savaş demiş. İyi de hocam onlar Galatasaraylılar söyledi. Ben de öyle biliyorum. Videosunu izlememe rağmen ama Dursun Özbek o kadar inandırıcı yalan söylüyor ki. Şimdi Dursun Özbek basın toplantısı yaptığı sırada ağlamak güzeldir diyor. Bak Sezen, şimdi ağlamak geldiyse içinden ne fark eder? Ne fark eder? Başlamaz biter en güzel yerinden bu kahreder. Bunun adı. Sevgili Gökhan Özen'e de buradan selamlar olsun. Mükemmel bir şarkıydı. Eğer dinlemediyseniz Gökhan Özen ne fark eder yazıp dinleyin. Bence şahane bir şarkı. Bu arada derbi dünyada gündem oldu. Şimdi arkadaşlar, bakın ben bu bir öğretmen olarak sosyal içerikli eğitici videolar çekiyorum ve benim videolarımın kategorisi eğitim kategorisinde. Sebebi de şu, ben sizi eğitmeyi de düşünüyorum. Aynı zamanda bilgiler aktarmayı düşünüyorum. Türkiye'de nefret ettiğim şey, kadına değer verilmiyor. Hayvana değer verilmiyor. Yeşile değer verilmiyor. Erkeğe değer verilmiyor. Çalışan akla değer verilmiyor. Dürüste değer verilmiyor. İşini iyi yapana değer verilmiyor. Yani değer verilmediğini, tam olarak değer verilmediğini düşünüyorum. Ve mesela ülkede adaletin giderek daha azaldığını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Özellikle futbolda adaletin ağasının bile kalmadığını düşünüyorum. Şimdi hal böyleyken arkadaş canım yanıyor, çırpınıyorum, şu bu. Şimdi bir cümle kuruyorum. Bir taraf diyor ki hocam sen hani şucuydun. Başka bir cümle kuruyorum, hani bucuydun. Mesela ben şöyle bir cümle kursam. İsmail Kartal 96 puan yakaladı. Mourinho gelsin 96 puan alamaz desem diyeceksiniz ki hocam sen hani Aziz Yıldırımcıydın? Lan ben Aziz Yıldırımcı değilim. İsmail Kartal 96 aldı ama şampiyonluğu kaçırdı. Hocam sen hani Ali Koççuydun? Lan ben Ali Koççu da değilim. Ben Aziz Yıldırımcı da değilim. Ben İsmail Kartalcı da değilim. Mourinho'cu da değilim. Anlatabiliyor muyum? Ben Fenerbahçeliyim bak. Ne olur anlayın. Eğer eğri doğruya doğru demezsen ben Fenerbahçeliğimden olurum zaten. Ya beni de takip etmeyin zaten. Eğer böyle bir karaktersizliğe bürünürsen beni takip etmeyin. Ve İsmail Kartal hata yapıyor. Hata yaptı demeyeceksin. Diyeceksin ki bunlara rağmen böyle yaptı. Lan kardeşim, ben hala aynı görüşteyim. Hala aynı fikirdeyim. Biz Süper Kupa'yı evet bir tepki gösterdik, kabul. Ancak yine de bana soracak olursanız biz Süper Kupa'yı yani İsmail Kartal'ın hatasına kaybettik. Biz Türkiye Kupası'nda İsmail Kartal'ın hatasına kaybettik. Biz Olympiakos maçını ve haliyle turu da İsmail Kartal'ın hatasına kaybettik. Yani rahmetli dedelerim mezardan çıksa onlar söylese yine onlara da aynısını söylerim. Ben bu fikirdeyim. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama şöyle bir şey var. Dünkü maç Fenerbahçe'ye Avrupa'da
haklı ilan ettirdi. Türkiye'de haklı ilan ettirdi. Bugün kimle görüşürsem görüşeyim, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, hatta Galatasaraylı, görüştüklerim bile şunu söylüyor: abi hakem size kıydı, ona rağmen kazandınız, helal olsun diyor. Ulan biriniz hakem desenize, hakemle kazandınız desenize, biriniz ne bileyim bedavadan kazandınız, top mu oynadınız falan desenize. Yok, hepsi hakem, yani hepsi hakemin kolladığını söylüyor. Şimdi Dursun Özbek utanmadan, Erden Timur'la birlikte utanmadan şu cümleyi kuruyorlar: sezonun başından beri bir takımın hakemlerle buraya getirilmesi meselesi diyor. Vallahi de billahi de biz de aynı görüşteyiz. Sezon başından beri hakemler sizi itekleyip bu konuma getirmeseydi zaten mesele çoktan çözülürdü. Bu kadar gerginlik olmazdı. Ne Trabzon sahasında bu kadar gerginlik olurdu, ne Galatasaray sahasında. Ama Avrupa'da derbi yorumları, Çağlar Söyüncü'nün attığı gol Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Ve Icardi ve arkadaşlarının şampiyonluk kutlaması ertelendi demiş. Şampiyon Fenerbahçe oldu bile, oldu. Marka, Çağlar Galatasaray karşısında Fenerbahçe'ye hayat verdi. Türkiye Ligi son maç gününe kadar devam edecek. Çağlar'ın tek golüyle rakibini evinde fırtına gibi esti. Ciku'nun çift sarı kart nedeniyle konuk takım yaklaşık 80 dakika bir kişi eksik oynadı. Ne diyor? Tüm bunlar maç öncesi hareketli bir ortam. Neredeyse 100 puanlık bir sezonun Süper Kupa gibi birçok sorun varken saha dışında kavgaya tutuştular diyor. Fut Mercado, Fenerbahçe şampiyonluk yarışını canlandırdı diyor. Bakın, sezonun ikinci yarısında Galatasaray olağanüstü bir galibiyet, neredeyse şike denilecek bir şey, 17 galibiyet bir beraberlik ve Süper Lig sıralamasında zirvedeyken Fenerbahçe Comolokko yaptı, haksız yere 10 kişi bırakıldı. Takımın metronomu Fred'in mükemmel oyunuyla Fenerbahçe tehlikeli olmaya devam etti. Ligin en iyi iki atağı sessiz kalamazdı. Biri kornerden Çağlar partiyi bozdu. Muslera'nın çizgi önünde kaptırdığı topta Fenerbahçe öne geçti diyor. Fenerbahçe son maçı İstanbulspor alacak. L'Ekip Türkiye şampiyonluğu ertelendi diyor. O da biliyorsunuz Galatasaray'ın hemşerisi, Galatasaray'ı destekleyen bir şey. O da aynı şekilde Fenerbahçe 10 yıldır mahrum kaldığı şampiyonluk umutlarını canlı tutuyor ama diyor yani böyle bir sistemde nasıl olacaklar? Tutto Mercado intikam soğuk gelen bir yemekte Türkiye Süper Kupası'nda malum olayların ardından Fenerbahçe Galatasaray'ın partisini mahvetti, intikamını aldı vesaire yaptı diyor. Galatasaray Konyaspor'un yatmasıyla oynarken Fenerbahçe İstanbulspor'un aslan kesilmesiyle uğraşacak son hafta diyor. Ben şunu söyleyeyim, İstanbul Konyaspor başkanlığının plakasında GS mi yazıyor? Öyle bir şey gördüm ama o kadar değildir değil mi arkadaşlar? Yani zannetmiyorum. As Çağlar Fenerbahçe'ye hayat verdi diyor. Konuk ekip polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. Şimdi arkadaşlar bakın, Ali Koç şerefsizlere gösterdik diyor. Yani Fenerbahçe camiası 7'den 70'e herkese, özellikle çocuklara bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Diğer taraftan bakarsanız bir derbi galibiyetinden daha fazlası. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık, namalip serilerini bozduk. O değil, ondan da öte. Yani biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Arkadaşlar bakın, bu lafı ben diyemem. Ama Ali Koç der. Fakat şunu söyleyeceğim. Şimdi federasyon bunlara ceza yazacak olsa diyecek ki, federasyon siz şerefsiz misiniz? Haysiyetsiz misiniz? Hırsız mısınız? Alçak mısınız? Dursun Özbek şu laflara cevap verirse, bize şerefsiz dedi. Hayırdır Dursun Özbek, sen şerefsiz misin diyecek. Yani aslına bakarsanız Ali Koç kendisinden beklenmeyecek kadar cuk diye oturttu. Kahramanca savaştık. Takım karakter koydu. 81 dakika 10 kişi oynadık diyor. Biz herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık. Bir beraberlik, bir mağlubiyet. Hakikaten bak, 6 derbi, yani Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş. 6 derbinin 6 derbide 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Galatasaray ne yaptı? 6 derbi 4 galibiyet. Aslında Galatasaray'ınki de aynı. O Fenerbahçe'ye yenildi. Fenerbahçe Trabzonspor'a yenildi. Trabzonspor Galatasaray'a yattığı için 5-1'lik galibiyet. Belki kira veraj. Yani taraftara şunu söyleyeyim. Az kaldı diyor. Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Sadece Fenerbahçe değil, bir avuç kulüp diyor ya. Az kaldı. Bu sistem böyle gitmez. Süper Kupa'ya niye yabancı hakem istediğimizi, bu şartta da çıkmak istemediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye aykırdığımızı bence
En güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir. Sadece bu 90 dakika bile yeterli diyor. Şimdi Dursun Özbey'e çok güzel kapaklar koydu. Madem çıktı dedi, bana meydan okuyor. Çıksın konuşalım, ucuz kabadayılığa gerek yok. 5 gece içinde konuşalım. Hakem kararlarına bakın, son 60-80 faule bakın. Toplam faullere bakın, toplam sarı karta. Maçta biz 10 faul yapmışız, 7 sarı kart, 1 kırmızı kart yiyoruz. Rakibimiz 18 faul, 4 sarı kart. Sadece bu maça bakın, ligin özeti diyor. Haklı. Biz sistemi yenemedik. Ama yaklaşamıyoruz. Fenerbahçe'nin 2. Nisan'daki olanı gördünüz. Tüm düzeni alt üst ettik. Şampiyonluk diyor, dilim sürçtü diyor. İnşallah Allah söyletmiştir. Elinizi bir Galatasaray yönetici ısırdım diyor. Beni kimse ısırmış. Kim beni ısırmış diyor. Belki hani hafiftir diyor. Hissetmemişizdir diyor. Normal şartlarda matematiksel olarak Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi olası bir durum. Türkiye Ligi normal şartlarda değil. Allah bilir kime atayacaklar, neler kurgulayacaklar. Biz 96 puan aldık. Fenerbahçe tarihin en yüksek puanı. Kazanırsak 99 olacak. Orada tökezlerlerse sistem buna müsaade edeceğini hiç sanmıyorum. Biz kazanacağız, sonra ne olur? Allah'tan ümit kesilmez diyor. Trabzon sistematikti diyor. Orada polis yoktu. Bugün ne kadar polis olduğunu gördünüz. İstanbul Emniyeti'ni tebrik ediyorum diyor. Trabzon maçını açtınız. Hani bu maça bağlayayım. Ne yaptı bugün arkadaşlar? Hele bir tanesi var, ben sık sık gündeme getiriyorum. Onun da gerçek yüzü az kaldı ortaya çıkacak. Kendi camiası gördü. Böyle olmamalı dedi bir cümle. 15 dakika benim oyuncularıma ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Şimdi buradaki olaya, küçük itiş çıkışa düelloya çağırdı. Artık çağırdı. Bu düel yani Dursun Özbey diyor. Artık diyor çıksın diyor. Kırmızı karta şaşırmadım. Kızdım, şaşırmadım. Bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Barış Alper 3 kere atılmalıydı. Başka oyuncular da var. Abi bunu söyleyeceğim ama kızmayın. Yani anlık günlük bakıyorsunuz. Ne fauller var bu sezon. Kıpkırmızı kart çıkmalı. Kırmızı değil, kıpkırmızı diye. Hazırlanan koreografi bir taraflarında patladı diyor. Nerelerinde patladığını keşke söyleseydi de biz de duysaydık. Arkadaşlar. Uzun lafın kısası bakın. Uğur Melek'e, TFF'ye çağrıda bulundu, istifa edin. Başkası söylüyor. Ercan Güver yabancı vara da afiyet olsun diyor. Yani çok güzel Türk hakemlerinin dümenine, düzenine onlar da yediler diyor. Borsada derbi hisseleri, Fenerbahçe hisseleri uçtu diyor. Ki borsacı arkadaşlar bu durumdan memnun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Vallahi de billahi de ben şampiyon olmuş kadar sevindim, biliyor musunuz? O kadar formayla gittim. Yani gururla gittim. Çok özlemişim bunu ya. Gerçekten bak. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Fenerbahçe bir kural hatası yaptı maçta. Kalecisiz oynadı Fenerbahçe, biliyor musunuz? Yok hocam, oynadı, kaleci vardı. Kimdi lan kaleci? Söyleyin. Engin İpekoğlu muydu? Rüştü Reçber miydi? Volkan Demirel miydi? Kimdi Fenerbahçe'nin kalecisi? Hocam sen öyle bir sordun ki hakikat, kimdi Fenerbahçe'nin kalecisi? Lan ben onu soruyorum, kim Fenerbahçe'nin kalecisi? Ben Fenerbahçe'yi kalecisiz oynadı. Kural hatası var. Yargıtay'a başvursunlar. Derbide 35 taraftar hakkında işlem diyor. Küfürlü tezahüratta bulunan, taşkınlık çıkaran, toplam 35 kişi hakkında yasa işlem yapılmış. Sahaya cisim atan, statta meşale yakan, içeriye yabancı madde sokan. Yani herhalde Galatasaray'dır. Ben şeyi de merak ediyorum. Arkadaşlar, merdiven boşluğu. O merdiven boşlukları federasyonun boşluğuna gelsin. Çünkü merdiven boşluğundan Fenerbahçe'ye sezonun başından beri İnanılmaz cezalar yazdılar. Haksız yere. Haklı yere değil bak. Haksız yere inanılmaz cezalar yazdılar. Yazın şimdi Galatasaray'a merdiven boşluğundan ceza. Dün merdiven boşluğu mu vardı? Dün merdiven boşluğu mu vardı? Bu arada Fenerbahçe'nin inanılmaz istatistik diyor. Bu sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet, 3 beraberlik. Aynı zamanda ligde son 26 karşılaşmada kaybetmedi Fenerbahçe. Yani arkadaşlar bence bu rekor. Bilmiyorum, siz bunu bir araştırın. Dış sahada yenilgisiz tek takım. Galatasaray yenerek 16. galibiyetine ulaştı. 3 maçta berabere kaldı. Zaten 3 maçta berabere kalmasaydı bugün şampiyondu. 3 maçta berabere kalmasa şampiyondu. İkisinde kalmasa yine şampiyondu. Ama hayır. Ne yapar ederler? Fenerbahçe'yi 6 kişi bırakırlar, yine Galatasaray'a kazandırırlardı. Ben onu söyleyeyim. Yani o rüyadan bir uyanın. Yani ligde genel tabloya bakında yenilmezlik serisi 26 maça çıktı. 20 galibiyet, 6 beraberlik. Ya Allah'tan umut kesilmez. Ben Rabbime sığınıyorum.
Matheus Saldanha için flash transfer gelişmesi. Arkadaşlar maçı gelmiş. Saldanha stadyumda izlemiş. Şimdi ben bu videoya ne başlık koyacağımı inanın bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü ne desem boş. Şimdi bu Saldanha arkadaşlar benim duyumlarıma göre Galatasaray için gelmiş. Yani Galatasaray'la görüşüyor. Fenerbahçe ile değil. Benim duyumlarıma göre. Ve zaten şunu söyleyeyim. Sosyal medyaya da yansımıştır. Fenerbahçe'den alakası yok arkadaşlar. Ha, piyasa değeri 8 milyon euro, 2027'ye kadar şey var. Bu sezon 33 maçta Partizan'da 18 gol 5 asist yapmış. Galatasaray'ın parası varsa alsınlar. Beyin Trio ekibinden derbi yorumları var. Yani Barış Alper 11'de sarı kart görmeliydi diyor. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Bak sarı kart görmeliydi 11'de. Ciku'ya gösterilen sarı kart doğru muydu? Sarı doğru diyordu. Uyarılması gerekiyor diyorlar. Maçın başı diyorlar. Doğru ismi bulması lazımdı. Mesela Osa ile Barış Alper'e sarı kart. Dakika kaç arkadaşlar? 11 mi? Bu Barış Alper'in Şimanski'ye basması ve Ciku'nun sarı kart gördüğü pozisyon hemen akabinde. Yani Barış Alper 2 dakika içinde kırmızı yemeliydi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Barış Alper burada kırmızı yeseydi. O sahayla şeyde yani ikinci sıradan atılsaydı. Sizce daha düzgün bir şey olmaz mı? Daha düzgün bir maç. Deniz Çoban. Şimdi bir kartı çok çabuk çekmesi çok iyi. İyi bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Siz Nelson'a dikkat çektiniz. Abdülkerim galiba o da dördüncü hakeme geliyor. Bunu şunun için gösteriyorum. Abdülkerim'e de sarı kart göstersin demek için değil. Hakemler neye bakacaklarını şaşırıyorlar demiş. Yani Ciku'nun sarısının dışında iki sarı kart hak ediyor diyor tartışanlar diyor. Sarısında barışsalar da diyorlar. Dört sarı kart fazla olurdu diyor. İteşleyenler, kakışanlar olması lazım. Mesela Nelson sarı kart hak ediyor diyor. Galatasaray'dan 3 futbolcu daha sarı kart yemeliydi diyorlar. Bakın herkes aynı şeyi dedi. Ciku'nun hareketinde kırmızı kartı gerektirecek bir durum yok diyorlar. Düşünün bak. Herkes aynı şeyi söylüyor. Kontrolsüz bir hareket yok, sıkıntı yok, umut vadeden atak yok. Yani buyurun arkadaşlar bir takımı 10 kişi bırakması gerekirken diğer takımı 10 kişi bırakıyor. Sezonun başından beri durum bu. 90+7'de Kerem Aktürkoğlu'na penaltı bekliyorlar. Ağlayıp zırlıyorlar. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Allah'a çok şükür. Ferdi topun arasına giriyor. Devam kararı doğru diyor. Trio ekibinin tamamı. Zaten görsellerde de mevcut. Ferdi topla oynadı diyorlar. Allah'a çok şükür. Ne hakem diye ağlayabilecekler. Ne isabetli şut falan filan. Bak berabere bile bitseydi bizim aleyhimizeydi. Ama gördünüz. Şampiyonluk kadar önemli bir galibiyet. Şampiyonluk kadar önemli bir galibiyet. Ve ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin gerçekten çok uğraşıyorlar. Bak Allah sorar hesabını. Ben söyleyeyim size. Çıkar. Bak sevdiklerinizden çıkar. Çoluğunuz çocuğunuzdan çıkar. Yeter. Yeter. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Bana harbi cevap ver. Son maçta hakemler dedi ki ulan sezon boyu Galatasaray'ı kolladık. Ulan bu maçta da Galatasaray'ı mahvedelim. Fener'i şampiyon yapalım dediler. Konya hiç istememesine rağmen Galatasaray yenilirse, Fenerbahçe kazansa, şampiyon olsan içine sinecek mi? Çok güzel bir soru. Galatasaraylıların içine ne kadar sinecek bu şampiyonluk? Sonsuz sinecek. Hakkımızdan geldik diyecekler. Fener buraya hakemle geldi diyecekler. Lan nasıl Fener buraya hakem verdi diyecekler. Nasıl Fener nasıl hakemle geldi? Utanmaz insanlar demez misiniz? Gördünüz al. Hakemle geleni gördünüz. Sparta Prag'dan 4-7. Karagümrük maçı adaletli yönetildi. Türkiye Kupası maçı yenildi. Öbür maç daha hileli yönetildi, yendi. Kasımpaşa maçı hileli yönetildi, yendi. Antalya hileli yönetildi, yendi. Rize'yi hileyle yendi. Kayseri Spor maçında 90+10'da verilen penaltı komediydi, yendi. Bırakın da bir maçlığına Galatasaray'ın keşke hakkı yense. Bak keşke diyorum, Konya maçında Galatasaray'ın keşke hakkı yense. Bir maç. Sezonda bir maç. Ulan bizim Adana Demirspor maçında hakkımız yenilmese orada 2 puan fazladan olacak. Samsun maçında İsmail Yüksek dokunmadan faul yaptı denildi. Hakkın yenildi. 2 puan daha fazla 4 puan. Bugün 4 puan fazladan olsa şampiyonsun zaten. Siz bana hangi haktan bahsediyorsunuz? Hangi haktan? Hangi hak? Fenerbahçe Trabzonspor'a kaybetti değil mi sadece?
Trabzonspor maçında şimdi Tadic'in penaltısına ağlayıp zırlıyorlar da 45 artı 2'de Şimanski'ye yapılan hareket hem kırmızı kart hem penaltı. Topla alaka yok. Sert dalış. Hem kırmızı hem penaltı olsa devreye 1-1 berabere giren Fenerbahçe. 10 kişi kalan Trabzonspor o maçı da Fenerbahçe kazanırdı. Al sana 3 puan daha. Etti sana 7 puan. Fenerbahçe arenada şampiyonluk kutluyordu. Sahalarında kupa kaldırıyordu. Geçiniz bunları. Ben bunları yemem. Siz yerseniz afiyet olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Fenerbahçe şampiyon olmuş kadar seviniyorum. Siz de sevinin. Gerçekten diyorum, siz de sevinin. Yani Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah mucizevi bir şey gerçekleşir. Bak ben şundan eminim. İnsanlar ilahi adaleti görmek istiyor. İnsanlar ilahi adalet tecelli etsin de diyor. Umutlarımız yeşersin. Artık insanlar dünyadaki adaleti artık ya da ülkedeki futboldaki adaleti inançlarını yitirdiler. İnşallah kurban olduğum Allah'ım. Yüzü suyu hürmetine, iyi kullarının yüzü suyu hürmetine. Son maçta mucizevi bir şey olur da. Ne bileyim, hiç umudum yok ama Galatasaray Konya'ya yenilir. Fenerbahçe İstanbulspor'a yenilir. Şampiyonluk Fenerbahçe'nin olur. İnşallah kurban olduğum Allah'ım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ve şunu söyleyeyim. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse çok adak dileyenler var. Çok adak. Bir de gördünüz mü Galatasaraylıları? Bilmem şeyler geçirmişler. Icardi şeyine tapıyorlar. Oğlum siz duayla nimetten falan şampiyon oldunuz diyorduk. En azından işin içinde dua mua vardı. Bir şeyler vardı. Ulan hangi ara bu kadar dinsiz şeyler türedi ya? Tövbe estağfurullah ya. Ne kadar şeyler. Kurban olduğum Allah'ım. Onların cezasını Fenerbahçe'yi şampiyon yaparak versin inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.